Bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde Amerika ekonomik verilerinin yön verdiği Amerikan hazine tahvil getirileri, Kanada Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz artışı sonrası yönünü yukarı çevirirken, geçtiğimiz hafta kapanışı öncesi gelen alımların ardından tekrar daralma gösterdi. Türk hazine euro tahvilleri yeni ekonomi yönetimine dair beklentiler ile geçtiğimiz hafta genelinde kuvvetli işlem gördü. Önceki haftayı 550 bas puan bölgesinde noktalayan ülke risk primi geçtiğimiz hafta ortasında 475'e kadar gerildikten sonra tekrar 500 bas puan bölgesinin üzerine çıkarak kapanış yaptı. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişim sonucu normalleşme ve güçlü faiz artış beklentileri Türk euro tahvillerine pozitif etki etti. Hazine kıymetlerinde geçtiğimiz hafta genelinde alım ilgisi öne çıkarken yakın vade kıymetlerde güçlü alım ilgisine karşılık zayıf likitte koşulları bu haftada devam etti. Haftanın ikinci yarısında kazanımların büyük kısmı geri verilse de getiri eğrisi genelinde 19 ila 25 bas puan aralığına daralma gerçekleşti. 10 yıl bölgesinde performans diğer vadelere göre daha kuvvetli oldu. 5 ve 10 yıl vadeli tahviller sırasıyla %9.20 ve 9.27 seviyelerinde kapanış yaptı. Şirket kıymetlerinde de lokallerin alım ilgisinin yanı sıra hazine kıymetlerine değerlemelerin değişimine paralel fiyat hareketleri gerçekleşti. Bireysel yatırımcı ilgisinin hafta genelinde daha zayıf olduğu gözlemlenirken 2024 vadeli bankalarda alım talebine karşılık kağıt arzı yine birkaç kıymet özelinde daha düşük tutarlarda kaldı. Amerikan hazine tahvillerinde önceki hafta yaşanan daralmanın ardından geçtiğimiz hafta yön tekrar yukarı döndü. Hafta ortasında Kanada'nın faiz artışına gitmesi ve enflasyona yapılan vurgu Amerikan hazine tahvillerinde de etkili olarak getirilerin yukarı hareketinin devamını sağladı. 10 yıl vadeli tahvil %3.82'ye genişlemesinin ardından işsizlik başvurularında beklenti üzeri artışa tepki olarak tekrar aşağı geldi ve hafta kapanışı öncesinde %3.77 bölgesinde işlem gördü. 2 yıl vadeli tahvil getirisi ise %4.43 seviyesinde daraldıktan sonra %4.60 ile haftanın zirve seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.